Nar ekşisi şişeleri için hazırlanan görseller burada Zeynep Hanım. Hiç boşuna inkar etme. O da sana aşık. Birbirinize yazık ediyorsunuz. Git konuş. Yok ben konuşmayacağım diyorsan da sakince yaklaş. Belki onun kendince anlatacakları vardır sana. Zeynep Hanım, iyi misiniz? Pardon, ne demiştin? Bunlar da ajansın gönderdiği görseller. Sen bana bu ambalajlama işiyle ilgili daha önce bilgi vermiş miydin? Hayır, benim de bugün haberim oldu. Daha önceden başlanan bir projeymiş. Peki bize niye şimdi haber veriyorlar? Bilemiyorum Zeynep Hanım. Bunlar da daha önce hazırlanan görseller. Henüz onaylanmamışlar. Of! Ben kafamı toplayamıyorum. Gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Tabii Zeynep Hanım. Akşamdan kaldın galiba. Hala bitmemiş. İş hayatı öyle arkadaşlarla gezip tozmaya benzemez Selim'ciğim. Bu dosyadan bahsediyorsan bitti. İyi, aferin. Canan. Aa, baba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Neyin var? Çok kötü görünüyorsun. Amcan, yapacağını yaptık kızım. Hiçbir işe karışmayacaksın. İmza etkisini unut ve köşene çekil dedi. Hiç bulaşmayacaktık o benim işine baba. Başımıza dert açacağı belliydi. Sus! Yerin kulağı var. Unut bunu. Bu işe hiç karışmadık tamam mı? Unut! Buyurun Zeynep Hanım. Selim'i çağırır mısın? Toplantıya onun da katılmasını istiyorum. Tabii efendim. Ha şöyle. Bir de senden bir şey isteyeceğim. Ama toplantıya yetişmesi lazım. Tabii Zeynep Hanım nedir? Gel yanıma. Bak şimdi. Geri dönüşümlü malzemeden bir kutu yapmamız lazım. Aşağı yukarı şöyle bir şey olacak. Toplantı iptal oldu da bizim mi haberimiz yok amca? Ortağımız bir türlü gelemez de. Kusura bakmayın, beklettik biraz. İnşallah geçerli bir sebebimiz vardır. Kısa bir çalışma yapmamız gerekti. Çalışmanız toplantıyla alakalıysa ne ala? Elbette. Aksi takdirde kimseyi bekletmezdik. Peki, dinliyoruz. Öncelikle Yörükan Holding'le yaptığımız ortaklığın hepimize hayırlı olmasını dilerim. Benim için başarmak, pes etmemek, inanmak ve çok çalışmak demek. Bunun için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yılki ihracatımızda en az %50 artış hedefliyoruz. Raporlar hazır Kahraman Bey. Teşekkür ederim. Yani ürün kalitesi önemli tabii ki de. Biz ambalajı da önemsiyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Fakat istediğim türden bir çalışma henüz gelmedi. Yarın da Ankara'da çok önemli bir toplantı var ve elimiz bomboş. Ajansın gönderdiği numunelere baktın mı amca? Baktım canım, baktım. Bunlar değil. Ben de Kahraman Bey'e katılıyorum. Bu masada bana katılan biri var. Elbette. Çünkü çok haklısınız. Bence de yeni ambalaj daha yerel, samimi ve doğal olmalı. Değil mi? Samimiyet, doğallık. Bunlar önemli şeyler. Kesinlikle Kahraman Bey. Kesinlikle. Şişe tasarımını değiştirmek ekstra maliyet olacaktır. İlle de bir şey yapacaksak onun da özel bir şey olması gerekli. O yüzden şişenin tasarımını değil... ambalajını değiştirmeyi düşünüyoruz. O da ekstra masraf değil mi? Yeni işe tasarımının 1/5 kadar. Selim bir maliyet raporu hazırladı bile. İletir misin? Biz de şöyle bir çalışma yaptık.
Bu görmüş olduğunuz kutu %100 geri dönüşümlü malzemeden elde edildi. O etiket nedir? Selim, numunelerden herkese verir misin? Bu etiketle tüketiciye bilgi veriyoruz. Geri dönüşümün faydalarını anlatıyoruz. Böylece doğaya, ormana ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimizin sözünü veriyoruz. Minnettarlığımızı sunuyoruz. Böyle bir çalışmayı daha uygun gördük. Selim de sağ olsun bana çok yardım etti. Okulu birincilikle nasıl bitirdiği belli. Bu çalışmada payı çok büyük. Ben çok sıcak buldum bu fikrinizi Zeynep Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz Kahraman Bey, siz ne diyorsunuz? Yeni ambalajımız budur. Zeynep Hanım'a teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Zeynep Hanım. Hepimiz için hayırlı olsun. Öyleyse Ankara'daki toplantıya siz gidin Zeynep Hanım. Yani Canan'la ben gidecektim ama sizin gitmeniz daha doğru. Hem sunumu da siz yaparsınız. Öyle değil mi Canan? Olur tabii amcam. Toplantı için hazırlıksız yakalandım. Keşke evet demeseydim. Üstelik de şehir dışında. Daha iyi yap. Yolda da hazırlanırsınız. Ben size her şeyi hazırlarım. Belli ki çok güzel bir sunum yapmışsınız. Ben Kahraman Bey'in bir fikri bu kadar çabuk kabullendiğini hiç görmemiştim. Gerçekten mi? Yarınki toplantı, Kahraman Bey'le yapılan toplantının yanında hiçbir şeye inanın. Gözde Hanım, istediğim dosyayı bulabildiniz mi? Hayır, bakıyorum. Ya evet, haklısın. Ben de hep ev iş sıkıldım artık. Nesli'yi aradım, ulaşamadım. Numarasını mı değiştirdi? Aa, ciddi misin? Ne zaman taşındı hiç haberim yok. Çocuk olunca akşamları zor tabii, haklısın. Neyse, başka zaman görüşürüz artık. Bu benim numaram, kaydedersin. Onur'a çok selam. Canan, ne diyeceğim? Akşam izine takılmak ister misin? Arkadaşlara sahilde olacağız da. Sen iyice havalara girdin bakıyorum. Yeni patronuna güveniyorsan bence hiç heveslenme. Burada kalıcı olacağını hiç sanmıyorum Selim.